Cezalı şehirler sözü Türkiye'nin neresinde söylense herhalde ilk akla gelecek şehir Yozgat'tır. Her taşın altından bir Çapanoğlu çıkar sözüyle de bilinen Çapanoğulları da Yozgat'ın cezasıyla birlikte anılmaktadır. Tekrar etmekte fayda görüyoruz. Bu konuyla ilgili dosyalarca evrak, ciltler dolusu belge bulmak mümkün değildir. Ancak bilinen bir Çapanoğlu isyanı mevcuttur. Öncelikle Yozgat bölgesi ve Çapanoğulları milli mücadeleyi ciddi anlamda desteklemiştir. Anlatıldığı kadarıyla bölgenin ve Çapanoğullarının bir çekincesi vardır. O da İttihat Terakki ve onun yaptıklarıdır. Yozgat içindeki kimi şahsiyetlerin Çapanoğullarıyla çekişmeleri sonucu Ankara'dan Kılıç Ali bitiveriyordu Yozgat'ta. Yine anlatılana göre Kılıç Ali konakların etrafını sarıyor ve Çapanoğullarını ağır hakaretlerle tahrik ediyor. Bunlarla da kalmayan Kılıç Ali yüklü miktarda haraç isteyerek olayların zıvanadan çıkmasını sağlıyor. Konuyu anlatanlar Çapanoğulları isyan etti mi ettirildi mi demeyi de ihmal etmiyorlar. O günlerde Ankara'dan nasihatçıların geldiği, hatta Mustafa Kemal'in Çapanoğullarına milli mücadeleye katılmaları için mektup gönderdiği söyleniyor. Beylerin bu mektubu alır almaz Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları, ancak gitmelerinin bir şekilde engellendiği de anlatılanlar arasında. Sonunda tahmin edilebileceği gibi mektubun cevapsız bırakılması yanlış anlaşılıyor ve işler çığırından çıkıyor. Batı cephesinden isyanı bastırmak üzere Yozgat'a gönderilen Çerkez Ethem, 90 yaylı araba, 70 subay, 2100 piyade, 1300 atlı, 4 dağ topu ve 8 makinalı tüfekten oluşan bir kuvvetle şehre giriyor. Bu kuvvetten anlaşılacağı gibi karşısında ordu bulması bekleniyor. Ancak Yozgat'ta ne bu derece bir kuvvet vardır ne de başka bir şey. Halkın ve Çapanoğullarının büyük bölümü olayların dışındadır. Çerkez Ethem ise suçlu suçsuz ayrımı yapmayacaktır. İsyancı diye onlarca garip köylüyü kurşuna dizdirir. Günlerce şehir ve köyler yağmalanır. Çapanoğullarından 12 kişi yargılanmadan idam edilir. Sürüleri ve mallarına el konur, konakları yakılır. Ethem'in adamları öyle bir yağma ve talan yapar ki şehirden ayrılırken maşallah Yozgat Yozgat değil içi altın dolu vadiymiş dedikleri söylenmektedir. Aynı konuyla ilgili Ali Fuat Paşa da anılarında şöyle diyordu. Ethem Bey'in Yozgat'tan götürdüğü mallar aylarca Ankara Karacabey Çarşısı'nda satıldı da bitmedi. Çapanoğlu ailesinin temsilcilerinden Halit Çapanoğlu o günleri büyüklerinden dinlediğini söyleyerek şöyle diyor. Dedem Halit Bey saklandığı yerde bulunup götürülürken babamları büyük halama emanet etmiş. Halam cesur kadınmış. Birkaç kez Amasya'ya dedemi ziyarete gitmiş. Ama asıldığında cenazesini getirmeye kimse cesaret edememiş. Mezarını bilen yok. Aslında bu seneye kadar resmi dahi yoktu elimizde. Babaannem evi barkı yanıp eşi asılınca üzüntüden verem olup 2 yıl içinde ölmüş. Devletin baskısıyla aile fertlerine bir dönem memuriyet bile verilmemiş. Görüldüğü gibi her ne kadar mişler mışlar varsa da asıl olan büyük bir aile dramıdır. Yozgat'ın cezalandırılması ile ilgili konu daha da ilginçtir. Konuyu kaleme alan Profesör Doktor Ekrem Buğra II. Şöyle diyor. Çapanoğlu isyanları sebebiyle Ankara'yı çok uğraştıran Yozgat, rivayete göre bir ziyaretinde halk zamanın reisi cumhurunu protesto ettiği ve heykel yaptırmadığı için kara listeye alınmış, hiçbir yatırım yapılmadığı gibi yol üzerinde olmasına rağmen demir yolu bile geçirilmemiştir.
Nitekim Ankara-Sivas demiryolu arazi müsait olduğu halde Yerköy'den Kayseri'ye iner, sonra tekrar yukarıya çıkarak Sivas'a ulaşır. Gerçekten de tren neden Yozgat'a uğramamıştır? Bunun altında yatan neden acaba anlatılanlar mıdır? Ayrıca Ankara'ya bu kadar yakınken neden devlet yatırımları buraya uğramamıştır? Konuyla ilgili Yavuz Bahadıroğlu da şöyle diyor. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan türünden şiirlere ilham olan Ankara-Sivas demiryolu ki CHP iktidarı kesintisiz ve muhalefetsiz olarak 1950 yılına kadar süren devri iktidarında hepi topu 3600 kilometre demiryolu inşa edilebilmiştir. Arazi şartları müsait olduğu halde neden acaba Yozgat'tan geçmiyor da Yerköy'den Kayseri'ye indikten sonra tekrar Sivas'a ulaşıyor? Cevaba geçmeden önce bir ayrıntı vereyim. Bu küçücük icraat devrin hakim güçleri tarafından o kadar önemsenmiştir ki yıllarca propagandası yapılmış, şiirler, marşlar yazılmış, türküler yakılmış, hatta devrin en yüksek para birimi olan 1000 liraların arka yüzüne fotoğrafı basılmıştır. Artık cevaba gelebiliriz. Halk arasındaki yaygın söylentiye göre Yozgat isyanı sebebiyle Yozgat cezalandırılmış, demiryolu bu yüzden etrafında dolaştırılmıştır. Dahası da var. Sadece demiryolu değil. Yıllar yılı Yozgat'a hiçbir devlet yatırımı gitmemiştir. Yozgat için anlatılanlar ve söylenenler bu yönde. Doğrusunu isterseniz bu konuyla ilgili en doğruyu söyleyecek olan tabii ki Yozgatlılar. Onlar gerçekten bu durum varsa bunu hissetmiş ve yaşamışlardı.